Arkadaşlar merhabalar. 7. sınıf Türkçe dersimiz için 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmaları yapacağız. Hem de 1. dönem dil bilgisi konularının tümünü ele alacağız ve güzel genel bir özet yapmış olacağız. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Boşluk doldurmalarla başlayalım. Cümleleri sözcükte anlam ve sözcükte anlam ilişkileri yönünden inceleyiniz. İnceleyelim bakalım sözcükte anlam yönünden. Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi. Burada ince hangi anlamda kullanılmıştır? Gerçek mi, mecaz mı, yan anlam mı? İnce bir karşılık. Burada nedir? Mecaz anlamda kullanılmıştır. Neden? Çünkü sözcüğün burada gerçek ya da yan anlamlarından sıyrılarak burada sözcüğe yeni anlam kazandırılmıştır. Dolayısıyla mecaz anlamlıdır. Diğerine bakalım. Dağın eteklerinden gelen su buz gibiydi. Eteklerinden kelimesine bakıyoruz. Bu sözcükte gerçek anlamından kopmadan gerçek anlam çerçevesinde kazandığı yeni bir anlamıyla görüyoruz. O zaman nedir eteklerinden? Burada dağın etekleri yan anlamlıdır. Diğerine bakalım. Az konuşup çok iş yapmalıyız. Az ve çok kelimelerinin altı çizilmiş. Burada ne var? Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Salon için beğendikleri halı çok uzundu. Buradaki uzun kelimesi nasıldır? Ölçülebilen nitelikte olduğu için varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özellikleri varsa nedir? Nicel anlamlıdır. Meslekler içinde en çok tercih edileni doktorluktur. Meslekler ve doktorluk kelimelerinin altı çizilmiş. Bunlar nedir? Birbirlerini tamamlıyor değil mi? Doktorluk bir meslek. O zaman ne yapılmış? Buradan genelden özele bir anlam ilişkisi var. Diğer sorumuza bakalım. Kimileri satışların verilen rakamın çok üstünde olduğunu öne sürüyor cümlesinde deyim olan söz hangisidir? Bakalım. Kimileri satışların verilen rakamın çok üstünde olduğunu öne sürüyor. Gördüğünüz gibi öne sürmek deyimidir. Yalan yanlış konuşmaktan vazgeç cümlesindeki altı çizili sözcüğün çeşidi nedir? Yalan yanlış. Gördüğünüz gibi bir ikileme. Ama nasıl bir ikileme? Eş veya yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş bir ikilemedir. Diğer sorumuza bakalım. Abdal ata binince bey oldum sanır. Şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Atasözünün anlamı nedir? Buradaki atasözümüzün anlamı kendini olduğundan daha yukarıda, daha üstün görmek. Şimdi aşağıdaki cümlelerdeki söz sanatlarını bulunuz demiş. Söz sanatlarını buluyoruz. Cümlemize bakalım. Gül yüzün ışıl ışıldı cümlesinde. Gül yüzün. Gördüğünüz gibi yüz güle benzetilmiş. O zaman yüz nedir? Benzeyendir. Gül ise benzetilendir. Dolayısıyla burada ne vardır? Benzetme sanatı vardır. Evin duvarları sessizce ağlıyordu. Evin duvarları. Burada ne var? İnsana özgü ağlamak özelliği bir varlığa başka bir nesneye aktarılmış. O zaman burada ne vardır? Kişileştirme vardır. Avuç içi kadar bir evde yaşıyorlar. Avuç içi kadar. Evin ne kadar küçük olduğunu söylüyor. Ama ne diyor? Avuç içi kadar. Bir abartma yapılmış. Dolayısıyla burada da bir abartma sanatı vardır. Diğer sorumuza bakalım. Tarım işçileri akşamları bir güzel yediğimiz o kırmızı elmaları yolmak, altı çizilmiş, yolmak için daha gün ağarmadan yollara düşüyorlar. Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Altı çizili sözcüklerimiz hangisi? Burada elmaları yolmak, yollara düşmek. Gördüğünüz gibi yol sözcüklerine bakıyoruz. Elmaları yolmak derken koparmak anlamında kullanılmış. Burada da taşıtların, yayaların ilerlediği yer anlamında yol kullanılmış. Dolayısıyla burada ne vardır? Bir eş seslilik vardır. Diğer
diğer cümleye bakalım. Burada da parantezle boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Onu soruyor bize. Anneannemin bize anlattığı adık ile bıdık masalını ben de çocuklarıma anlattım. Boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri geliyor? Hep birlikte bakalım. Anneannemin bize anlattığı adık ile bıdık masalı. Gördüğünüz gibi burada ne yapılmış? Masalın ismi vurgulanmış. O zaman tırnak içinde kullanırım. Masalını, virgül gelir. Ben de çocuklarıma anlattım. Gördüğünüz gibi cümle bitmiş. Buraya da nokta koyarız. Diğer sorumuza bakalım. Cümleleri kanıtlanabilirlik yönünden inceleyiniz. Bu ne demek? Kanıtlanabilirlik yönünden demek. Nesnel midir bu cümlemiz? Öznel midir? Ona bakacağız. Yazar son eserinde bir kasabada yaşanan cinayeti ele alıyor. Burada nedir? Yazarın eserinde bahsettiği bir konu ele alınmış. Doğal olarak nedir? Nesneldir. Diğerine bakalım. Tarihin her döneminde korkunç savaşlar yaşandı. Bu nasıl bir cümledir? Savaşların korkunç olduğunu, tarihin her döneminde korkunç savaşlar yaşandığı cümlesi de öznel bir düşüncedir. Korkmuş bir yüz ifadesiyle beni süzüyordu. Yine burada da bir öznel ifade görüyoruz. Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre veya kavram ve duygu bildirme yönünden inceleyiniz diyor. Anlam ilişkilerine göre bakıyorum. Konulara çalışmadığı için sınavda başarısız oldu. Sınavda neden başarısız oldu? Konulara çalışmadığı için. O zaman bu nedir? Bir neden sonuç cümlesidir. İzmir'e gitmek için bilet aldım. Bilet aldım. Ne için bilet aldım? Niçin aldım? İzmir'e gitmek için. Yani ne amaçla bilet aldım? İzmir'e gitmek için. O zaman bu cümlemiz nedir? Amaç sonuç cümlesidir. Çocukların en yeteneklisini bulup getirmiş. En yeteneklisini bulup getirmiş. Yani burada nedir? Bir karşılaştırma var. Diğer çocuklarla bulup getirdiği çocuğu karşılaştırıyoruz. Bu çocuğun en yetenekli olduğunu düşünüyoruz. Doğal olarak bir karşılaştırma cümlesi. Diğerine bakalım. Dağ gibi adam yere yığıldı. Burada ne var? Adam dağa benzetilmiş. Doğal olarak da burada bir benzetme vardır. Diğer sorumuza bakalım hemen. Vay, bu tabloyu sen mi yaptın? Bir cümle. Yaşasın, ablamın odası benim olacak. Keşke yanıma bu kadar eşya almasaydım cümleleri var. Cümlelerde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Vay, bu tabloyu sen mi yaptın? Burada ne var? Şaşkınlık içeren bir cümle. Yaşasın, ablamın odası benim olacak derken burada ne yapıyoruz? Sevinç. Keşke yanıma bu kadar eşya almasaydım. Keşke, pişmanlık. O zaman buradaki olmayan duygu hangisidir? Endişe. Diğer sorumuza bakalım hemen. Fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Fiilleri yapılarına göre nasıl incelerim? Basit midir, bileşik midir, türemiş midir? Bu yönden bakacağım fiillere. Bu konuyu iyi anladım. Buradaki fiilim ne? Anladım. O zaman bakıyorum. Köküne bakacağım önce. Anlamak kök değil mi? Anla kökü. Anladım dediğimde nasıl bir ek almış? Bir çekim eki almıştır. O zaman basittir. Basit yapılıdır fiilimiz. Diğerine bakalım. Oyuncakları toplayacaklar. Top burada fiilimizin kökü nedir? Top. İsim köktür. Toplamak olmuş burada bir yapım eki alarak türemiştir. Diğerine bakalım. İnsanlara yardım etmelisin. Burada fiilim hangisi? Yardım etmek fiili. Yardım etmek fiili de nedir? Bileşik bir fiildir. Bir diğer sorumuza bakalım. Adamın biri bir gün yolunu kaybeder. Cümleyi kip yani anlam kayması yönünden incelememiz isteniyor.
Bakalım fiilimize. Burada fiilimiz nedir? Kaybeder fiili. Adamın biri bir gün yolunu kaybeder. Yani kaybetmiş anlamında kullanılmış. Mişli geçmiş zaman kullanılacakken fiilimi ne yapmışım? Kaybeder diyerek geniş zamanlı kullanmışım. O zaman burada nedir? Bir anlam kayması, kip kayması vardır. Çocuklar, bir işte başarılı olmak istiyorsanız öncelikle kendinize güvenmelisiniz. Buna öz yeterlik algısı diyor bilim adamları. Yapmak istediğimiz her ne olursa olsun yaşayabileceğimiz olumsuzluklar bizim gözümüzü korkutursa o zaman başarılı olmamız mümkün değildir. Parçaya bakalım. Parçaya en uygun başlık nedir? Burada ne anlatılmış genel anlamda? Öz yeterlilik, kendine güven anlatılmış. Başlık olarak ne koyabilirim? Öz yeterlilik diyebilirim. Konu neydi? Parçada ne anlatılıyor? Bu bize konuyu veriyordu. Parçada ne anlatılıyor? Kendimize güvenmemiz gerektiği. Ana düşünce nedir? Ana düşünce de bize verdiği öğüt, çıkarabileceğimiz sonuç ana düşünceyi verir. Olumsuzluklara rağmen güvenimizi kaybetmemeliyiz diyebiliriz. Yardımcı düşünce neydi? Yardımcı düşünce de ana düşünceye bağlı olarak oluşturabileceğimiz ana düşüncenin etrafında bize yardımcı olabilecek yan düşüncelerdi yardımcı düşünceler. Kendimize güvenimizi kaybedersek başarılı olamayız diyebiliriz örneğin. Diğer soruya bakalım şimdi. Aşağıdaki cümleleri geçiş ve bağlantı ifadeleri yönünden inceleyin. Bakalım. Amfibi hayvanlar, yani hem karada hem de denizde yaşayan hayvanlar balıklardan ve sürüngenlerden oluşur. Burada yani kelimesi geçiş ve bağlantı ifadesi kullandığımız kelimedir. Burada hangi anlamı katmıştır? Açıklayıcı ve destekleyici bir anlam katmıştır. Kısacası, Türkiye sahip olduğu güzelliklerle bir cennettir. Özetleyen ve sonuç bildiren bir anlam katmakta. Diğerine bakalım. Aşağıdaki yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Mega, Türkçe karşılığı nedir? Bu çok büyük anlamında. Full time nedir? Tam zamanlı. Vizyon, gösterim. Data, veri demek. Evet. Selfie örneğin. Çok kullandığımız kelimelerden biri yine. Öz çekim. Enteresan. Nedir? İlginç gibi. Şimdi sıradaki sorumuzda bir metin görüyoruz. Bakalım ne istiyor bizden? Bu metinde hikaye unsurlarından hangisi yoktur? O zaman metindeki hikaye unsurlarına bakacağız. Ayşegül dedesinin yaylasına her gittiğinde kendini kuş gibi hissederdi. Bir kuş gibi özgür. Yaylanın serin havasını ciğerlerine kadar çekti. O simsiyah gözleri ışıldamaya başladı. Minik pamuk ile kendini doğanın kollarına bıraktı. Pamuk koşuyor, Ayşegül kovalıyordu. Bazense tam tersi. Belli ki pamuk da yayla havasını sevmişti. Annesinin endişe dolu sesiyle bir anda Ayşegül duraksadı. Pamuk da aynı şekilde. Geriye dönüp baktılar. Dedenin kulübesinden bir hayli uzaklaşmışlardı. Pamuk'la Ayşegül kovalamacayı bırakıp yarışa başladılar. Kulübeye ilk varan kazanacaktı. Hikaye unsurlarımıza bakalım hangisi yok. Şimdi dedesinin yaylasına her gittiğinde, o zaman yer burada nedir? Dedesinin yaylasına bahsedilmiş, yer vardır. Kişi Ayşegül'den bahsediliyor ve dedesinden Pamuk'tan bahsediliyor. Kişi de vardır. Olay nedir? Ayşegül'ün dedesinin yaylasında Pamuk'la kovalamacaları. Olay da vardır. Zamandan bahsedilmemiştir burada. Zaman nedir? Belirsizdir. Çünkü herhangi bir zaman verilmemiş. Evet, böylece dersimizi tamamlamış olduk. Yazılı için hazırız. Herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. İyi çalışmalar, başarılar.